Yakup. Derhal çöz beni. Emrediyorum. Derhal. Kuva ordularının konuşlandığı yerlerin malumatı. Ailenize karşı bunu istedi. Doğru mu kumandan? Yakup çöz beni. Vaktim yok. İşitiyor musun? Derhal çöz. Olmaz Miralay. Şayet vatana ihanet içindeyseniz... Bu bir emirdir. Neden? İnancınız birden bile sarsılmadan onca yolu kat ettikten sonra... burada kendi canınızı feda ederken... bu sadakatsizliğinizin sebebi ne? Tevfik Eşref Paşa'nın pusulasını kumandan Vasili'ye verdi. Kumandan Vasili her şeyi biliyor Yakup. Bütün ailemi tutukladılar, hepsini tek tek katledecekler. Bu evrakları ona götürmemiş 24 saat mühlet verdi, vakit dolmak üzere. Ali Kemal'i kurşuna diyecekler Yakup. Derhal çöz beni. Bunun mümkünatı yok. İcap ederse ailenizi feda etmeye mecburdunuz. Bunu baştan beri biliyordunuz. Bu malumatlar Yunan'ın eline geçmeyecek Miralay. Buna cüret etmekten dahi men ederim sizi. Sizi infaz etmeye mecburum. O halde gel. Yeleğimin içine bak. Bir eksin kalmasın madem. Saatin dolmasına çok az bir vakit kaldı kumandan. Beklediğiniz malumat gelmedi sanıyorum. Kimden bekliyorsunuz bu malumatı sorabilir miyim? Troya atından. Az daha sabredeceksiniz Mr. Hamilton. Harekat emrini vermeden infazı gerçekleştireceksiniz. Halkı kışkırtacaksınız kumandan. Ne yapmaya çalıştığınızı idrak etmekte zorlanıyorum. 3-5 kuvacının infazı bizim için bir mani teşkil etmez Mr. Hamilton. Endişe etmeyin. Son dua et. Vatana ihanetin bedelini ödeyeceksin. Cevdet'e verdiğim mühlet dolmak üzere. Size infaza evvela oğlunuzla başlayacağımı da söyledim. Gerçi öz oğlunuz değil. Sanırım çok canınız yanmaz onun için. Benim oğlum. Benim oğlum. Benim oğlum. Benim gözüm. Dur. Benim canım. Vakit doldu. Siz de hazırlığınızı yapın. Araç hazır mı? Hazır kumandanım. Mahkumları da hazırlayın. İnfaz meydanına geçiyoruz. Emredersiniz kumandanım. Dokunmayın çocuklar. Yalvarırım. Dokunmayın. Yalvarırım. Dokunmayın çocuklar.
Kumandan. Çok mühim bir malumat getirdi. Siz devam edin. Olunmuş ha. Dimitri'yi sen kurtarmışsın ha. Bravo Cevdet, bravo. Hakikat bu kumandan. Siz inanmayı istemeseniz de hakikat bu. Hakikat senin iki yüzlü bir şeytan olduğun. O Ali Kemal denen asi de az sonra infaz edilecek. O vakit kendi evladınızı infaz etmiş olursunuz kumandan ve bunun vebali sizin boynunuza kalır. Dimitri'nin vebali Eşref'in boynunda. Eğer siz buna gerçekten inanmıyor olsaydınız kumandan, Ali Kemal'i daha ben gelmeden infaz ederdiniz. Eğer şimdi kendinizi kandırırsanız ömür boyu pişman olursunuz. Ali Kemal Dimitri'dir ve sizin öz oğlunuzdur. Bir ispatın var mı? Eğer bir ispatın yoksa, eğer hala benim acımdan faydalanmak için çabalıyorsan, o çocuğa öyle bir işkence ederim ki onu öldürmem için ayaklarıma kam olursun. Ben Dimitri'yi bulduğumda sağ göğsünün altında bir yanık izi vardı kumandan. Bu sizin için bir şey ifade ediyor mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.